Değerli izleyiciler, Cennet Topraklar program çekimi için Uşak ilindeyiz. Yanımızda Damızlık Sığır Birliği Başkanı Ahmet Yılmaz Bey var. Başkanım, geçen ay Eylül ayında bir kongremiz vardı. Öncelikle 4. dönem başkanlığınız hayırlı uğurlu olsun. Uşak ilinde büyükbaş hayvan potansiyeli hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Ben de size bu nazik ziyaretinizden ve televizyonunuzun buraya gelmesinden dolayı çok teşekkür ederim. Evet, 9. olan genel kurulumuzu 9 Eylül'de başarılı bir şekilde, problemsiz bir şekilde bitirdik. Yine üyelerimiz devam kararı verdi. İnşallah önümüzdeki 4 yılda yönetime devam edeceğiz. Şimdi Uşak'ta hayvancılık konusuna değineyim biraz. Uşak küçük bir il. Coğrafi olarak 145 bin civarında büyükbaş hayvanımız var. Bu da ilin bu coğrafya yapısına göre iyi bir sayıdır. Ve Uşak'ta hayvancılık hep istikrar içinde durur. Yani hiçbir zaman için eksilmemiştir. Bizim örneğin asil üye sayımız 3000 civarındadır. Bu 50 artı 50 eksi değişir. 50 kişi hayvancılığı bırakırsa 50 kişi yeniden hayvancılığa girer. Dolayısıyla Uşak'ta 12 bin tane işletme hayvancılıkla uğraşıyor ve bunlardan 3 bin tanesi de bizim asil üyemiz. 5'ten fazla büyükbaş sağman ne olan insanlar. Bunun yanında Uşak iklim ve rakım olarak, coğrafya olarak büyükbaş hayvancılığa elverişli bir iklim yapısı var. Ne çok sıcak ne de çok soğuk. Ayrıca ulaşım ürünleri pazarlaması yönünden Ankara, İzmir, İstanbul olsun büyük şehirlere, Antalya gibi büyük şehirlere yakın bir konumda olmasından dolayı Uşak'ta hayvancılık yatırımına elverişli bir il. Burada 2-3 tane süt fabrikası, peynir fabrikası var. Dolayısıyla büyükbaş hayvancılığı, hatta küçük baş hayvancılığı da elverişli bir coğrafya değişiyor. Burada Uşak'taki hayvancılık genel anlamda süt hayvancılığıdır. Yaklaşık bu 145 bin hayvanın 50 bin civarında süt ineğidir, dişi hayvandır. Dolayısıyla burada tabii ki besin materyali de bu kadar dişi hayvanın elbette ki besilik erkek düvesi ve danası oluyor. Genellikle işletmeler hem süt hayvancılığının yanında da kendi yavrularını besi yapar. Ayrıca sadece besicilik yapan arkadaşlarımız da var. Uşak'ta günlük yaklaşık olarak 600 ton civarında süt üretilmekte. Bunun biz Damızlık Birliği ile süt topluyoruz. 40 ton civarında da bizim günlük sütümüz var. Dediğim gibi Uşak'taki hayvancılık genellikle süt inekçiliği açısından. Tabii başta. Uşak için, tabii ki Uşak'ın kendi ihtiyaçları için fazlasıyla. Tabii buradaki büyükbaş hayvanlar genellikle İstanbul'da pazarlarına et olsun, süt olsun veya Türkiye'ye dağılıyor. Kendi kendine yeter il içerisinde ama Türkiye açısından da önemli bir şehir. Tabii ki üretim artırılabilir. Burada en büyük şey insanlar üretici para kazandığı sürece bu işi yapar. Genellikle büyükbaş ahır hayvancılığına uygundur. Çünkü yağışımız azdır. Bunun yanında yeraltı suları derindedir ve sulama imkanlarımız kısıtlı olduğu için genellikle büyükbaş hayvanlar ahırda beslenir. Bunları merada otlatma şansımız yok. Sadece küçükbaş hayvanlar geçici bir süre için mevcut meralarda. Otlu. Tabii ki Damızlık Birliklerinin esas gayesi ıslah birliğidir. Gayemiz burada üreticimizin en az masrafla en yüksek karı elde etmesidir. Dolayısıyla Tarım Bakanlığı ile tabii ki ikili ilişkiler içerisinde ülke hayvancılığına yön vermeye çalışıyoruz. İşte yıllık laktasyon verimi 3 tondan bugün 6 tonlara çıkmıştır. Bu tabii ki birliklerin sayesinde olmuştur. Avrupa'da birlikler 1893'te kurulmuştur. Türkiye'de 1995, yaklaşık 26 yıl gibi bir geçmişimiz var. Tabii ki biz de iyi şeyler, kazanımlar elde ettik ama Avrupa'daki meslektaşlarımız 130 yıl önce başlamışlar bu işe. Gayemiz biz bu doğrultuda Uşak Damızlık Birliği olarak Türkiye'deki birlikler içerisinde iyi bir konumdayız. Birliğimiz şu anda 30 tane çalışanı var. 4 ilçede şubemiz var. Günlük 40 ton civarında köylüden, üreticimizden süt alıp pazarlıyoruz. Bunun yanında süt analiz laboratuvarımız var.
2010'da kurduk. Onun yanında damızlık üretme çiftliğimiz var, eğitim amaçlı. Burada 4 tane ırkın olduğu, simmental, mandapon, Holstein ve kırmızı Holstein'in olduğu Uşak Deniz Yolu üzerinde damızlık birliğine ait çiftliğimiz var. Bunun yanında damızlık birliği olarak 2017 yılından itibaren silaj paketleme yapıyoruz. Şu anda yıllık 20 bin tona yakın silaj paketliyoruz. Üreticimizin kaba yem ihtiyacını karşılıyoruz. Üreten, silaj üreten insanların silajını alıyoruz, paketliyoruz ve tekrar tüketici olan üyelerimize pazarlıyoruz. Bunun yanında tabii ki vatandaş kendisine paketletmek isterse paketleyebiliyor. 67 dekar bir arsamız var Uşak Deniz Yolu üzerinde. Orada yıl boyunca silajları durabilir. İstediği zaman cumartesi pazarda dahil yıl 12 ay her gün mesai var. Üreticimiz gelip oradan silajını götürüyor. Bunun yanında 2007 yılında kurduğumuz sigorta şirketimiz var. Ege Garanti Hizmetleri Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi diye. Burada da üyelerimizin her türlü sigortacılık işlemlerini yapıyoruz. Tarsim, hayvan, hayat, trafik, kasko gibi bu hizmetleri veriyoruz. Üreticilerimize sigortacılık konusunda da kolaylıklar sağlıyoruz. Dediğim gibi Uşak Damızlık Birliği üyesinden aldığı aidatı üyesine tekrar alet, makina, laboratuvar gibi hizmetlerle tekrar hizmet olarak döndürmeye çalışıyoruz. Bütün hedefimiz üreticimizin yaptığı işten para kazanması. Çünkü büyükbaş hayvancılık bir hobi hayvancılığı değil, süs hayvancılığı değil. Burada üreticimizin mutlak manada para kazanması gerekiyor. Biz de bunların bu üreticilerimizi desteklemek amacıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Şimdi 2018 yılında küpeleme faaliyetini il müdürlüğü bizden almıştı. Şimdi o küpelemeyi tekrar geri alacağız ve damızlık birliğindeki üyelerimize ücretsiz olarak yapacağız. Bunu taahhüt ettik. Bunu gerçekleştireceğiz. Yeniden bir ekip kurarak üyelerimizin doğan yavrularına küpelemesini bedava yapacağız. Bunun yanında bir tane yem analiz laboratuvarı kuracağız. Bu da hayvancılıkta masrafların %75'i yem masraflarıdır. Burada üreticimizin elindeki yemleri, samanıdır, silacıdır, yoncasıdır, arpasıdır, ne varsa bunları tahlil edeceğiz. Aldığı fabrika yemini tahlil edeceğiz. Ona uygun hayvana uygun rasyon, yani dengeli besleme. Ne hayvanı eksik besleyeceğiz, ne de fazla besleyeceğiz. Buradan da yine üreticimizin masraflarını en aza indirmek gayesiyle yem analiz cihazını alacağız. Mobil olacak, bir başında mühendis, bir tane de araçla işletmeleri gezecek. Yeni dönemdeki en büyük hedeflerimizden birisi. Tabii ki burada sıkıntı TMO'nun bu iyi bir uygulama. Tamam, arpayı uygun fiyata tüketiciye vermesi. Ancak dağıtımında sıkıntılar var. Bunların işte kamyon bazında çıkarılması, bunların üyeler arasında paylaştırılmasının, işte bir kamyon 20 tonsa bunun 5 tonu birinin, 3 tonu birinin, 2 tonu birinin bunu paylaştırma açısından ciddi manada sıkıntı var. Bizim teklifimiz bunların çuvalla bir şekilde 50'şer kiloya bölünmüş bir vaziyette birlikler aracılığıyla, tarım krediler aracılığıyla, diğer tarımsal kalkınma kooperatiflerine verilerek nihai tüketiciye ulaştırılması. Yani bu konuda TMO'nun böyle bir çalışma yapmasını istiyoruz. Bunu da bakanlık yetkililerine ilet. Tabii ki burada yatırımcılara uygun bir yer. Her şeyden önce coğrafya uygun, rakım uygun, iklim uygun. Uygun arazileri bulabileceği yerler var. Bunun yanında ürünlerini pazarlayacağı 2-3 tane süt fabrikasının veyahut da peynir fabrikasının oluşu ve ürettikleri ürünleri diğer bütün büyük şehirlere yakın olmasından dolayı Uşak'a büyükbaş hayvancılık yatırım yapılmasını ben tavsiye ederim. Bizim düşüncemiz şu. Bunu yaklaşık 2-3 ay önce bakan yardımcımız Uşak'a geldiğinde bütün tarımsal sivil toplum örgütleriyle bir toplantı yaptı.
konsey bir fiyat belirliyor, süt fiyatı. Bu süt fiyatı işte örneğin 3-2 fiyat belirledi. Ama yem fiyatlarının önüne geçilemiyor. Yani yemciler diyor ki sanayiciler dolarla mal alıyoruz, euro ile mal alıyoruz. İşte asgari ücrete zam geldi, elektriğe zam geldi, mazota zam geldi. Yemde bir fiyat sabitlemesi yapılamıyor. Ben burada bakanlık yetkililerine şunu tavsiye ettim. Aynı Kıbrıs'taki bir model gibi sütümüzü devlet alsın. Devlet atıyorum bir örnek vereceğim. Hayvancılıkta kazancın süt hayvancılığında 1 kilo sütle 1,5 kilo yem almasıdır. Eğer 1 kilo sütle 1,5 kilo fabrika yemi alabilirse üretici para kazanır. Ama şu anda bakıyoruz süt 3,2 yem de o civarda. Yani 1 kilo sütle 1 kilo yem ancak alabiliyor. Dolayısıyla burada ne yapması gerekir? Burada bakanlığın sütümüzü alması gerekir. Kıbrıs'ta böyle bir model var. Kıbrıs'ta sütü devlet alıyor ve daha sonra da bu sanayicilere indirimli bir şekilde veriyor. Yoksa biz bu tamam tüketiciyi de düşünmek zorundayız. Süt 3-2 iyi bir rakamdır ama yem fiyatlarına dolayı üreticimiz para kazanamıyor. Bunun da formülünü bu şekilde ben bakan yardımcımıza Uşak'a geldiğinde izah ettim. En iyi model sütün alıcısının devlet olması, daha sonra da sanayiciye sübvansiyonlu bir şekilde devretmesinde olduğu kanaatindeyim. Et fiyatları da şu günlerde biraz iyi ama onda da yine yem fiyatları yüksek. Dünyada en pahalı hayvansal üretim ürün kırmızı ettir. Yani 1 kilo kırmızı etin yaklaşık olarak 10 kilo yem yemesi gerekir. Yani yumurtadan da, sütten de, baldan da, bütün hayvansal ürünlerin hepsinden en birim maliyeti en yüksek olan kırmızı ettir. Dolayısıyla burada da yine girdilerin ucuzlatılması yönünde çalışması yapılması gerekiyor. Ve üreticimizin mutlak manada para kazanması gerekiyor. İşin devamı aslında. Başkanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz size. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun yeni döneminiz.